Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Ee, Akit'in birinci sayfasında valiye saygısızlık saygısızlıkla saygısızlık sebebiyle açığa alındılar diyor. Akşamda o subaylar görevden alındı. Sabahta da... O saygısızlık yapan subaylar açığa alındı diye bir haber var Türkiye gazetesinde gördüm, Cumhuriyet'te de gördüm. O Cumhuriyet bölümünü de ayrıca konuşmak lazım diye düşünüyorum. Hafta sonu Yenakitkom'ta yayınlanan bir video görüntüsü vardı. Tokat valisi 30 Ağustos düşünün aslında olay da 30 Ağustos'ta oluyor ama biz maalesef yeni öğreniyoruz. 30 Ağustos resepsiyonunda bir grup subay Tokat valisi o ilin devlet ricalinin en tepe noktası olarak o ilin mülki amiri olarak 30 Ağustos resepsiyonunu organize ediyor. O ilde kıdemce yüksek eğitim alay komutanı varsa o da yanında duruyor, karşılıyor normalde. Ama ilde o kıdemde bir albay, albayın sicili başka albayın, başka albayların görevli albaylarının sicilinden daha düşük olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri geleneğine göre de o albay selamlamada yer almıyor. Direkt vali yer alıyor deniyor. Bu bu hadise ortaya çıktıktan sonra Savunma Bakanlığı yetkililerinin bana söylediği mevzu bu. Yani neden bir asker yer almadığında da selamlaması gereken albay orada sicili düşük olduğu için deniyor. Peki sonra ne oluyor? O sıradan gelen subayların bir kısmı en önde duran elinde cep telefonuyla geçiyor. Bana göre ki arkadakileri de aslında yarın öbür gün soruşturma açılırsa satmak için. Ben telefonla konuşuyordum. Ne alakası var o arkadakilerin selam vermediğine diyecek muhtemelen. Ki soruşturma açıldığı da söyleniyor. Görüntülerde de şu an ekranda izliyorsunuz. O selamlama hadisesinde işte bir grup subay eşleriyle birlikte gelirken selam vermiyor. Sonra bir grup subay daha geliyor. Onlarsa selam verip yine aynı şekilde el ya da baş selamıyla birlikte selamlıyorlar, devam ediyorlar. İşte bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada da büyük bir infial oldu. Neden infial oldu? Geçtiğimiz haftalarda Kayseri'de bir hadise vardı. Orada da bir e, asker... Ee, sivillere yönelik başörtüsü ve sakalla buraya giremezsiniz deniyordu. Sosyal medyada da işte CHP zihniyeti gelme olasılığı olduğunda bir grup böyle tavır alabiliyor, pozisyon belirleyebiliyor şeklinde bir tepki vardı. Savunma Bakanlığı harekete geçildiğini söyledi, bununla ilgili işlem yapıldığını söyledi, söyledi, söylediler. Böyle devam eden bir süreç vardı. Evet şimdi ben gülüyorum tabii. Sadece ve sadece tokalaşmadınız diyerekten eğer bu kadar uzun haber yapacaksak başbakan değil istersen bilmem ne bakanı ol diyerekten o zamanın Tuğ General Osman Özbek'i hem de kameralar karşısında hem de üniformasıyla dönemin o tarihteki bu konuşmayı yaptığı tarihteki başbakana hitaben başbakan değil istersen bilmem ne bakanı ol Adam olsan o kralın ayağına gitmezsin diyerekten Necmettin Erbakan'a hitap etmişti. O Osman Özbek şimdi emekli maaşı alıyor. Tuğ Generallik emekli maaşı alıyor. Ve onunla birlikte hareket eden o 28 Şubat sürecinde Osman Özbek'in Özbek benzer açıklamalarını yapan komutanlar bir kısmı şu an cezaevinde o cezaevindeki kişileri kurtarmak için Bugün Sözcü gazetesinde var, basın konseyi ne alakası varsa herhalde demek ki gazetecilerin bir işi de darbecilik yapmaktır. Veya darbeci generallik yapmak ki gitmiş darbeci generalleri ziyaret etmiş. Yani çok zor durumdalar, çıkartılmaları lazım diyor. Veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar, Ahmet Davutoğlu'na soruyorlar, Meral Akşener'e soruyorlar. Hepsi tek ağızdan diyorlar ki, ya bu yaşta 80 yaşında adamların cezaevinde olması doğru değildir. İyi güzel de cezaevine bu kişiler geçerken ya şu cezaevine de bir girin 3 gün 5 gün kalın diye mi sokuldular yoksa işledikleri suçlar sebebiyle mi sokuldular? Erbakan Hoca'ya karşı biz seninle değil sadece Atatürkçülerle birlikte oluruz. Gerekirse size karşı irticaya karşı silah bile kullanırız veyahut bir başka günde artık PKK değil irtica birinci hedef oldu deyip ta 2022'nin Eylül ayının sonunda bile bir polisin Mersin'de şehrin ortasında şehit edildiği o teröristlere adeta siz önemli değilsiniz. ikinci planda tehditsiniz. Sizden daha önemli tehditler var bu ülkede deyip onları adeta tolere mi etmek dersiniz, meşrulaştırma mı dersiniz, ne derseniz deyin. Dolayısıyla biz o günlerden geçtiğimiz için şimdi burada bir tanesi cep telefonuyla demek ki 24 saati ben şimdi her şeyin gerçeğini araştırmaya meraklı bir insanım. Bu subayımız valinin önüne geliyor 30 Ağustos kutlama törenlerinde. Geçerken biliyor ki tahmin ediyor ki bir vali karşılayacak kendisini ve onunla bir tokalaşması gerekecek. Dolayısıyla bir cep telefonu çaldığı zaman şimdi ben unutmuş olsam sesi açık olsa cep telefonunu açıp konuşur muyum? Size saygısızlık, izleyiciye saygısızlık, kendime saygısızlık olur. Ama beyefendi böyle yapıyor. Ha, şöyle bir şey olur. Ya ben 24 saatimi insanlarıma hasret Yatakta bile telefonu açar, konuşurum. Şurada şu olay var denildiği zaman hemen koşarım. Böyle çalışan birisi ise canım kurban. Konuşsun. Ne olacak yani? Valinin elini sıksa ne olur, sıkmasa ne olur? Valinin elini sıkınca başımız göğe erecek. Sıkmayınca şu mu? Hiç önemli değil. Ama zaten hayatın lay lay, lay la geçiyorsa, bir elin balda, bir elin tereyağındaysa arkandaki grubu motive etmek için veya arkandaki gruba mesaj vermek için ben elini sıkmayacağım siz de elini sıkmayın demek için cep telefonuyla çaldır arkadaş. Sen tam şu dakikada çaldır ben tam o dakikada giriş yapacağım dediysen bakın buradan şunu da ben merak ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı bunun arka planını araştırması lazım o subayın arkasından gelenlerin hepsi topyekün. Tabii. Hiçbiri istisnasız. En son gelen iki kişi onlar da aslında tokalaşmayacaklardı. Vali Bey elini uzatıyor. Ondan sonra mecbur kalıyor bir tanesi. Tokalaşıyor. Şimdi bana şahsen soracak olursanız tecrübeme dayalı olarak ben söyleyeyim. Burada ben 28 Şubat falan filan bir şey görmüyorum. Sadece şunu görüyorum valiyle ile tartışan bir işte, Subay. Mesela, özel bir şey de olabilir. Savunma Bakanlığı da aynısını söylüyor. Özel yani bir şey de olabilir. Yani Daha doğrusu Savunma Bakanlığı kaynakları da diyor ki bir protesto aslında kendi alanına benzetiyor. Neye dayalı benze işte nedir gibi. o? O yanında normalde bulunması gereken bir albay olması gerektiğini o da askeri erkan adına durması gerektiğini mesela İstanbul'da görüyoruz. İstanbul'da da birinci ordu komutanı duruyordu. Ee, bir asker durması gerekliydi ama deniyor ki şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Tamam tem yani, tem yani o kişi e durmayacaksa de. bir başka albay dursun. İşte o albay durmayacaksa gibi. onun altındaki i̇şte rütbeli kişi öyle dursun. Öyle. Yani vali bunu organize ettiyse benim Yok. yanıma kimse gelmeyecek dediyse e, valiye Valide... karşı bir protestoları varsa onu ayrı bir şekilde açıklamalarını yaparlar. İşte onu da Mesela. söylemiyorlar. Aslında yani işin arkasında ilin en e, orada durması gereken albay o ilin en kıdemli albayı değilmiş. Başka bir albay orada durulması durmak istiyor. Ama yok Uçanları o da yapıyorlar. yok. İşte o da, da yok. Onun da onun da, du, onun da durması teamüllere aykırı olduğu e için. Tamam teamüle aykırıysa ne yapalım. Yani, yani sonuçta o teamüle aykırı o, o teamüle uygun ama o teamüle uygun olan şey bu teamüle aykırı. Onun hoşuna beni ilgilendirmez. Sonra sonuçta Türkiye'yi tartıştıracak konu bu mudur? Bir, iki, ben valide de kusur buluyorum. Eğer bir problem olduysa hemen anında 30 Ağustos, 31 Ağustos itibariyle yapacağını yapacaksın. Dolayısıyla buradan şimdi kalkıp da bizim bu ülkede 28 Şubat sürecinde sadece ve sadece inancı sebebiyle sadece bu ülkedeki üniversiteye giden öğrencilerin başlarını eğer istiyorlarsa başörtülü olarak devam etmeleri için mücadele veren Erbakan'a istersen bilmem ne Bakanı ol diyen adamla benzermiş gibi göstermemiz bence yanlış. Ben o olayı önemsiyorum. 28 Şubat'ı önemsiyorum. Burada bilmem kimle, hayır, bilmem hayır. kimin bilmem tamam. ne yarışı yapmasını Takı, ben hiç. Takılacağımız yer mevzuda bunlar 28 Şubat benzeri bir eylem yapmış mı yapmamış mı? Yoksa bunlar o valiyi orada selamlaması gerekirken selamlamış mı selamlamamış mı? Bence buradaki... Vallahi biz çok daha ağırlarını gördük. 23 Nisan törenlerine biz katılmıyoruz diyen genelkurmay başkanı gördük. Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'i gördük. Ben katılmıyorum. Eşli davetiye yollamış. Neymiş eşli davetiye? Bülent Arınç'ın eşi başörtülüymüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olan Bülent Arınç'ın eşi başörtülü olunca Cumhurbaşkanı Necdet Sezer bu kişinin davetine gitmekle başörtüye meşrulaştırma getirmiş olurmuş. Dolayısıyla gelmem diyor. Genelkurmay Başkanı o tarihte yanılmıyorsam Yaşar Büyükhanıt ben de gitmem diyor. Kuvvet komutanları biz de gitmeyiz diyorlar. Ve boykot ediyorlar. Şimdi başörtülü TBMM Başkanı'nın eşi var diyerekten 23 Nisan törenlerini Milli Egemenlik Bayramı dedikleri bayramda <laughs> TBMM Başkanı'nın davetini posta koyarak açık açık da söyleyerek gitmeyenler var. E şimdi vay efendim valinin yanında bir e, albay mı duracaktı? Teamülen bir o sicildeki bir albay mı duracaktı? O ildeki bir başka albay Allah bürokrasinin bilmem neleri üzerinden tartışıyoruz. Dolayısıyla ben 28 Şubat'ı yaşayan bir insan olarak buradaki ufak tefek sen-Ben kavgasının hiçbir şekilde 28 Şubat'la kıyaslanmasını falan e, doğru bulmuyorum. 28 Şubat'ta insanlar inançları sebebiyle bu ülkede tahkir edildiler. Bu ülkede şimdi bugün itibariyle makam mevki, sen öndesin ben öndeyim, bizden birisi senin yanında olması lazımdı, olmaması lazımdı şeklindeki kısır tartışmaları ben doğru bulmuyorum. Yani kendi içinde valilik veyahut da e, milli savunma bunun soruşturmasını yapan Nitekim yapıyorlardı zaten. Hatta e, oradaki e, Tokat'taki en yetkili o kişi bildiğim kadarıyla görevden de el çektirirdi. Dolayısıyla kendi içinde o disiplin süreci yürür. E, öbür taraftan ise 28 Şubat darbecilerine bugün hala birileri, Onları cezaevinden çıkarmak için didinliyorsa çaba sarf ediyorlarsa hatta o didinenlere karşı o çaba sarf edenlere karşı 28 Şubat'ta tek bir bakanlık almadan 7 tane milletvekili varken tek bir bakanlık almadan tek bir devlet dairesinde bir kadrolaşmaya gitmeden ben milletin seçtiklerine selam dururum diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şehadeti sebebiyle oğlu Furkan Yazıcıoğlu gidip 28 Şubat darbecilerine, yani burada Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli var, burada 28 Şubat darbecileri var. 28 Şubat darbecilerine karşı Muhsin Yazıcıoğlu şehit. Diyor ki, namlusunu halka doğrultan, tanka selam durmam. Türkiye İran olmayacak. Ama Türkiye Suriye'de olmayacak. Suriye'deki gibi bir mezhebe dayalı eğer Türkiye'de bir askeri dikta arzu ediyorsanız ona da biz boyun eğmeyeceğiz diyor. O 28 Şubat darbecileri hedeflerine ulaşıyorlar. Erbakan'ı istifa ettiriyorlar. Tehditlerle, şantajlarla Doğru Yol Partili milletvekillerini istifa ettiriyorlar. Sonra o Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadeti üzerine oğlu o 28 Şubat darbecilerinin cezaevine konulduğu bir ortamda onları dışarı çıkartmak isteyen CHP Genel Başkanı'na babam rahmetlinin dosyası bu diyor. Sanki o dosyayı kendi imkanlarıyla oluşturmuş. AK Parti iktidarının sayesinde o deliller toplanmış. Nasıl ki Necip Hablemitoğlu'nun katilleri şimdi Bulgaristan'a sığınmak zorunda kalıyorlar. Kahraman albay, saygı öztürkler, CHP'liler, kahraman albay, efsane albay dedikleri Levent Göktaş, MİT müsteşarlığına oturması gerekir dedikleri o Levent Göktaş nasıl Bulgaristan'a şimdi iltica etmek zorunda kalıyorsa efendim Necip Hablemitoğlu'nu öldürüp suçu da AK Parti'ye yıkmak istediğindeki gibi şimdi de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit edip Suçu AK Parti'ye yıkmak isteyenler bir gün ortaya çıkartılacak. Ama ortaya çıkaran CHP olmayacak. CHP üstünü e, dosya kapatmaya çalışacaklar. Hangi i̇şte, işte, şey Musa Anter'in e, torunu içinde e, geçen için. geçenler? Bütün, bütün hepsi için ne kadar derin, faili meşhur cinayet varsa arkasına bakın. Hepsinde o Kemalist zihniyetin derin devlet elemanları ortaya çıkar. Ama suçlananlar kim? AK Parti. Dolayısıyla benim için önemsediğim konu şudur. 28 Şubat generalleri, darbeciler konusunda bütün Türkiye hemfikir olur. Ya kardeşim gerçekten bunlar suç işlediler. Gerçekten mahkumiyetleri doğrudur denilir. Ha, o dakikadan sonra 80 yaşındadır, 90 yaşındadır onu tartışırız. Tahliye olması gerekir, evde hapis olması gerekir falan. Onlara da ben çok öyle intikam duygularıyla bakmam. Ama sanki suç işlememişler gibi intikam alınıyor bunlardan şeklinde bir bakış açısıyla onları kurtarmaya çalışırken yani yeni yeni darbeciler hazırlanın, hazırlanın eğer 23 Haziran 2023'te yine eğer AK Parti kazanırsa hep birlikte bir darbe daha yapalım şeklinde onları cesaretlendirenler piyasada dolanıyorlarsa ben Tokat'taki bu olayı çok fazla... Belki Tokat'taki arkadaşlar da bir cesarete... Olabilir. Bir görüştür. O da bir görüştür. Mesela Kayseri'deki de bir cesaretin göstergesi. O Kayseri'deki ayrı. Kayseri'deki başörtüyle ilgili. Yani inançla ilgili. Ama Tokat'taki gördüğüm kadarıyla bir e, efendim protokolde şu olacaktı yok o olmaz bu olacak efendim albay statüsünde olması lazım yok albay statüsünde burada kimse yok dolayısıyla onun yerine şu mu olması lazım ya bakın bürokratik şeyleri kenarda tutun 30 Ağustos'u kutlamaya çalışıyorsunuz ama kalkıp da 30 Ağustos'u kutlarken yani. Yunan'ı denize döktük diye kutlama yaparken kalkıp da benim yanında albay mı olacaktı, albay statüsünde bir başkası mı olacaktı? Bununla ilgili tartışmalar veyahut da gelen şahsın hadi bakalım, alo, alo nasılsın, iyi misin, iyi mi? Valinin yanından geliyor, laf mı yani? Bunlar tasvip ettiğim için söylemiyorum ama kıyaslamamız gereken 28 Şubatçılarla kıyasladığımız zaman bu olayın devede kulak bile olmayacak bir e, konu olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. İşte bakın mesela şey diyor ki Cumhuriyet diyor ki Ahmet Yavuz var eski asker. O da diyor ki Tokat'taki olaya karşı çıkanların tutumu doğru. Peki amiralin cübbeli haline niye karşı çıkmadılar diyor? İktidar iktidarın sağlıklı bir askeri siyaset ilişkisi kurmayı tercih etmediğini söyleyen Yavuz, iktidar keyfi kendi ideolojik perspektiflerine uygun bir yapıyı hayata geçirmek istiyor. Kendi siyasetleri açısından işlerini yapabilecek her fırsatı kullanıyorlar diye söylüyor. Şimdi bu selam vermeme hadisesinde iktidar nasıl kullanabilir? Ya da işte şeyli, cübbeli amiral hadisesinde iktidar ne yaptı? Şimdi o amiral Beni bildiğin edildi, emekli, emekli edildi. edildi. Emekli yani şimdi o, buradaki kişiler hakkında... Yalan varsa, söylüyorlar işte, sahtekar. Sabahtan akşama kadar yalanlar eşliğinde, sahtekarlıklar eşliğinde. Yani utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. 60 yaşına, 65 yaşına gelmiş bir adamsın. Emekli tüm general, tu general diye hala sıfatın devam ediyor. Yargılandın, cezaevinde kaldın vesaire vesaire. Ama yani geldiğin noktada şimdi efendim... E işte rütbesiyle veya da resmi üniformasıyla namaz kılan vesaire diyerekten adamı eleştiriyorsun. Sanki o amiral hakkında hiçbir işlem yapılmamış. Amiralin cübbeli haline niye karşı çıkmamış? E işte cübbeli nerede cübbeli giymiş cübbesini giymiş camide mi giymiş veya bir evde mi giymiş yoksa halkın içinde mi girmiş geliş güzel insanların içinde mi girmiş onu da söyle. Böyle bir resmi protokolde valinin yani oradaki mülkiye en devleti temsil noktasında en yüksek konumdaki kişinin karşısında almış telefonu laklak lak ediyor adam. E bunu anlat. Bakın nereye vardırıyor diyor ki 28 Şubat 28 Şubat tarikatlara ve cemaatli cemaat yapılanmalarına karşı atılan bir adımdı. Bu yapılanmaların ne olduğunu Türk milleti 15 Temmuz 2016'da gördü. 28 Şubat'ta görev alanların görev alanlar isteselerdi darbe yaparlardı. Yapmadılar fakat şu anda hukuksuz bir şekilde darbe suçlamasıyla cezaevinde tutuluyor diyor. Şimdi ben merak ediyorum. İşte bakın kafa işte bu ama Tokat'taki hadiseyi bakın nereye bağlıyor? Şimdi hükümet kanadındaki ya da ona destek verenlerin bunu 28 Şubat'a bağlamasına siz de diyorsunuz ki 28 Şubat olmaz. Bu da diyor ki 28 Şubat'ta alakası yok ama bakın kendi o selam vermeme hadisesini kaldırıp 28 Şubat'a kadar kendisi bağlıyor. 28 Şubatçılar diyor haksız yere şimdi cezaevindeler diyor. Şimdi verdiği örnek isteseydi darbe yapabilirlerdi ama yapmadılar. Hukuki olarak bir başka örnek vereyim. Yine suç olan bir olay. Ben şimdi diyeceğim ki bir tartıştığım bir kişiye ben isteseydim seni öldürdüm ama öldürmedim. Dediğim an aslında adamı tehdit ediyorum demektir. İstediğim an öldürürüm. Şimdi darbe yapabilirdi, yapmadı demek darbeyi övmek demektir. İstediği kadar, istediğini konuşsun. Ben şimdi ona, kendisine ben seni dövebilirdim, dövmedim desem. Onu tehdit etmek değil midir bu? onu tahkir etmek değil midir? Aynı şekilde darbe yapabiliriz ya biz elimizde silah var. Nasıl yaparsın ya? Darbe yaptığın zaman hesabını verirsin. Adam öldüren nasıl hesabını veriyorsa, kadın öldüren nasıl hesabını veriyorsa, tecavüz eden nasıl hesabını veriyorsa, sen de darbe yaptığın zaman hesabını verirsin. E yapmadım ama Yapmadım ama demekle kendini kurtaramazsın. Onu söylediğin an darbe yapabilirdi demem bile suçu işleme noktasında senin kafanda, senin zihniyetinde bir niyet olduğunun ispatıdır. Dolayısıyla bunlar 28 Şubatçı kafa çıkıp da bize efendim darbe değildi bilmem ne değildi o zaman Hürriyet gazetesinde gerekirse silah bile kullanırız manşetini birisi çıktı. Tamam şey. izah etsin. E şimdi de diyor gerekirse yapabilirlerdi ya, aslında yani, isteselerdi. Yani, o yani. da o zaman da gerekirse kullanırız diyorlardı. Gerekirse silah bile kullanırız dedikten sonra halka karşı sen silah kullanma tehdidinden bahsediyorsun. Ondan sonra geliyorsun şimdi hesap vermeye gelince sıra. Meral Akşener. Ya benim gönlüm el vermiyor bu kişilerin cezaevinde olmasını diyor. Arkasından da 28 Şubat'tan şikayetçi misiniz diye sorulduğu zaman e ben mahkemeye gittim, olayları anlattım ama sonuçta da ben takdiri mahkemeye bıraktım diyor. E peki olaylar neydi? Olayları da anlatıyor, kendisi anlatıyor. 28 Şubat, bakın itirafa bakın, itirafa bakın. Eğer demokratik, şeffaf bir ülkede olsak sadece bu sözü sebebiyle artık sen siyaset miyaset yapamazsın denilip kapının önüne konulması gerekir bu meral akşener. Diyor ki efendim işte tek hedefi vardı 28 Şubat'ta askerlerin işte imam hatipleri kapatmak. İmam hatipleri tehlike olarak görüyordu. Devam ediyor. Diyor ki bakın şecaat arz ediyor. Şecaat arz ederken sonradan şikayetçi olmayarak nasıl bir hırsızlık, nasıl bir darbeci kafa içinde olduğunu da ispat etmiş oluyor. Diyor ki 28 Şubat'ta hakkında fezleke düzenlenen tek bakan benim diyor. Başörtüyle ilgili. Ben başörtüye engel olmuyormuşum, kılık kıyafete engel olmuyormuşum diye benim hakkımda fezleke düzenlettirdiler 28 Şubat darbecileri. Tamam darbe işte. Darbe adamlar meclise bile girmişler. Meclisteki adamları bile tehdit etmişler veya savcıları tehdit etmişler. Senin hakkında fezleke düzenlettirmişler. E gidip aslanlar gibi desene. Ya benim hakkımda fezleke düzenlettirdiler. Benim şahsım önemli değil. Meral Akşener önemli değil ama bu ülkenin İçişleri Bakanına halkına niye zulmetmiyorsun diyerekten fezleke düzenlettirdi bunlar. Yarın öbürsü gün ben şikayetçi olmazsam bunlardan yarın öbürsü gün bunlar bir daha darbe yaparlar. Bir daha bir başka İçişleri Bakanı için bir başka şekilde halkına niye zulmetmiyorsun sen, niye halkını kılık kıyafeti sebebiyle karakola çekmiyorsun diyerekten zulmetmeye kalkarlar. Desene demiyorsun. Şimdi ülkeyi yönetme adına yola çıkmış altılı masada, sen orada otur, ben burada oturayım, ben burada oturayım. Halkına zulmetmeyen bir Tayyip Erdoğan var, halkına zulmedenlerin hesabını gören bir Tayyip Erdoğan var, onu devirelim diye mücadele ediyorlar. Evet reklama gidelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akit'in manşetinde Erdoğan günde 1 milyon 200 bin yolcu taşıyacak Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Dün programda Başkan Erdoğan programını biz de takip ettik. Orada o açılış esnasında Başkan Erdoğan'ın konuşmaları var. Edi İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz diye bir ifadesi vardı. Akit de manşetinde Erdoğan yapıyor Ekrem çöküyor diye bir ifade kullanıyor. İnşaatı başlamış metro hantlarına harfiyat döken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı projeye de büyük bir pişkinlikle sahiplendi. İmamoğlu metro hattının maliyetini İBB karşılıyor dedi. Murat Ongun'un da bu yönde bir paylaşımı vardı basın sözcüsü. O da aynısını söylüyordu. Eee ancak arkadaşlar verebilirlerse ekrana onu da şey yapalım, onu da söylemiş olalım. Bakanlığın da bir açıklaması vardı Murat Ongun'un bu açıklamasına, bu şeyin çıkışına karşı, daha doğrusu CHP'nin bu çıkışına karşı, İBB yönetiminin bu çıkışına karşı. Ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Bakanlık söylüyor. 4.4 milyar TL'ye mal oldu yatırım. Bakanlığımız bütçesinden bütçesinde gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun diye söylüyor. Bakanlık 4.4 milyar TL'ye mal oldu. Bakanlık bütçesiyle gerçekleştirildi diyor şeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB yönetimi ise biz karşıladık diyor ama biz karşıladığı da ilginç bir şeyle kullanıyor. İlginç bir ifadeyle kullanıyor. Onlar da maliyeti İBB tarafından karşılanmıştır diyor. Şimdi maliyeti ne oluyor? E Bakanlık diyor ki 4.4 milyar TL'yi biz ödedik, biz yaptık diyor. Proje yoksa duruyordu, çalışmıyordu diyor. İşin gerçeği o. Yani <laughs> Ekrem İmamoğlu seçildikten hemen sonra Sabiha Gökçen ve Pendik arasındaki diye Kemal Kılıçdaroğlu 2000 Onlarda mı? 2001'lerde, 2002'lerde açıklama yapmıştı. Ya bu Sabiha Gökçen'e uçak inmiyor ki ne bu ne havalimanı yapıyorsunuz buraya falan iner mi buraya uçak diyerekten algı oluşturuyordu. Şimdi hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı rekor üzerine rekor kırıyor. Bunların ufuk diye bir şeyleri yok. Ama maalesef ülkeyi yönetme iddiasıyla karşımıza çıkıyorlar. Buradaki metro ile ilgili benim bildiğim şu yalnız. Yani belki iki taraf da tam net olarak bütün ayrıntılarını söylemiyor. Yakın tarihe kadar Ekrem İmamoğlu ben şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım dedi. Örneğin Başakşehir'de Sakura Hastanesi'nin metro çalışmasını yapmayacağım. Benim için önemli değil. Ben beylik düzüne olmayan bir metroyu Beylikdüzü'ne götüreceğim dedi. Onu da götürdü. Onu, onu 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 da işte engelleniyoruz diyor. Evet. Onu da engel onu devletten diyor ki merkezi hükümetten diyor ki imza at, kefil ol bana diyor. Merkezi hükümet de diyor ki ya kardeşim başlamış. Bir yer var burada. Olsun. Gelmiş bir durak gelmiş. Bir durak kalmış. Yani ta Aksaray'dan Başakşehir'e kadar geliyor metro. Aktarmalı da olsa bir durakta geçiyorsunuz, übür metroya geçiyorsunuz. Yani yeryüzüne çıkmadan alttan, yerin altından Başakşehir'e kadar gelebiliyorsunuz. Başakşehir'de bir durak daha var. Yani Başakşehir'de indiğiniz zaman metrodan şöyle baktığınız zaman Çamsakura Hastanesi'ni görüyorsunuz. O gördüğünüz yere bir durak daha yapacaksın. Yok diyor. Ben yapmam diyor. Çünkü o şehir hastanesini hükümet yaptı. ...ben hükümetin yaptığı hastaneye yol getirmem, metro getirmem diyor Ekrem İmamoğlu. Ve benzerlerini Pendik için de söyledi. Dolayısıyla baktı merkezi yönetim. Yani şimdi bununla kavga edeceğiz diye vatandaşı da imkanlardan, hizmetlerden mahrum bırakmanın bir alemi yok. Ne yapalım? Biz yapalım dediler. Karayolunu da yaptılar. Şimdi metrosunu da yapıyorlar Çamsakura Hastanesi'nin. E burada aynı şekilde... Pendik, Sabiha Gökçen insanlar havalimanına giderken sıkıntı yaşıyorlar. Taksi tutmak zorunda kalıyorlar vesaire. Onlara bir imkan olarak bu metro çalışmasını Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Fakat bir yıl kadar önceydi yanılmıyorsam merkezi hükümet bir karar aldı. Dedi ki eğer belediyenin yapması gereken bir hizmeti belediye şu veya bu sebeple yapmıyorsa Merkezi hükümet o konunun acil olduğunu takdir ettiği takdirde o konuya el atar. Şimdi şöyle düşünün, Konya'da yapıyor mu merkezi hükümet böyle bir çalışma? Yapmıyor. E Konyalıların e, kabaheti ne ki Konyalıya yapmıyor merkezi hükümet böyle bir metro çalışması da İstanbul'a yapıyor. İstanbullular ayrıcalıklı vatandaşlar mı? Veya Erzurum'da niye devlet üstlenmiyor da? Oradaki belediye kendi imkanlarıyla bu çalışmaları yaparken, İstanbul'da Pendik, Sabiha Gökçen havalimanı arasındaki metroyu merkezi yönetim yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı herkese eşit olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir çakallığa karşı Ekrem İmamoğlu'nun çakallığına karşı merkezi hükümet e, uygulamaya geçti geçmedi bilemem ama Hayır, ama şimdi bir açıklama yaptı. Bu hattın parasını İBB ödüyor. Verdi. Hayır. Ulaştırma Bakanlığı'nın kasasından çıktı bir kere. Kesin. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. İBB diyor. Yalan söylüyor o zaman. Şöyle, şöyle diyor. Şöyle diyor. Aslında kısmen doğru söylüyor. E, merkezi yönetim dedi ki biz yaparız. Merkezi yönetim üstlenir, yapar, bitirir. Bitirdikten sonra belediyelere, tamam. merkezi yönetimden keser sizden destek veriliyor. Evet. Onun şu Tam kadar. Yüzde bilmem kaç binde biri. Hepsi birden de değil. 4-4 milyarın tamamı değil. Belki 10 yıl Ekrem İmamoğlu gidecek, onun yerine gelecek. Başkanın yönetimindeki İBB'ye ödenecek parayı merkezi yönetim ay be ay kesecek. Tamam, ve keserken, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini denk getirecek. Tamam orada bir işin esprisi daha var. Evet. Keserken de Akbil basmayacak mı vatandaş? Bütçe İBB'ye gitmeyecek mi o hat kullanılırken ki gelir? Bakanlığa mı gidecek? İBB şey ulaşım anki, ulaştırma bakanlığı mı? Şu anki pozisyonda aldım. mesela onu çözemedi. Benim tahminim merkezi yönetim. Şu an bir entegre metro sistemi olduğuna göre şimdi Kadıköy'den binen bir kişi Kadıköy'den Kartal'a kadar, Pendik'e kadar zaten evvelden ta AK Parti döneminde yapılmıştı. o zaten belediyeye ait bir gelir olarak toplanıyor. Şimdi e şimdi Pendik'e kadar, Belediye'ye tamam. ödeyin. Pendik'ten sonra e, havalimanına kadar olanı hadi getirin, ulaştırma bakanlığına verin. Olmaz. Ama şunu yaptı ulaştırma bakanlığı: sıfırdan bir yerde ben yapıyorsam onun tüm işletmesini de ben yapacağım dedi. Ama bildiğim kadarıyla şu an henüz daha hayata geçirilen öyle bir çalışma yok. Sadece Marmaray var. Marmaray da eski dönemde yapılmıştı. Marmaray'ın bile sonuçta belediye ile entegre bir sistem olduğu için onda da tam olarak biletlerin fiyatlarını herhalde kendi aralarında paylaşıyorlar. Ama benim için önemli olan şey şu. Bir, şu an eğer Ulaştırma Bakanlığı bu olayı üstlenmemiş olsaydı şu an bu metro hattı açılmış değildi. Bitti. Ekrem İmamoğlu istediği kadar İstanbullular yapıyor, vatandaşlarımız yapıyor, parası bizden çıkıyor falan filan hikaye. Parası zaten halktan çıkıyor. Yani şunu mu diyor Ekrem İmamoğlu? Ya biz yaptığımız şu 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 metrolar. Mesela Beylikdüzü'ne yapmayı düşündüğümüz metro sisteminin parasını CHP'nin iş bankasındaki hissesinden karşılayacağız. Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak mı diyor. Yok onun da parası vatandaştan çıkıyor. Ama yapmıyorsun sen. Sen yapmadığın bir şeyi Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Şu an itibariyle Ulaştırma Bakanlığı'nın kasasından 4.4 milyar açıklanan rakam o çıkmış durumda. Bu peyderpey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeneklerinden kesilecek ama kim bilir 10 yıl mıdır, 15 yıl mıdır onun hesabını herhalde Ulaştırma Bakanlığı yapıp ona göre kesmiş olacak. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı o açıklama gerçekten milletin aklıyla, zekasıyla ...alay etmektir. E, siz yapıyorsunuz... ...biz yap. E siz yapıyorsanız... ...Ekrem İmamoğlu yapıyorsa... E, ...töreni de o düzenleseydi. Niye Ulaştırma Bakanlığı... ...yaptı ki? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun... ...açtığı bir... ...yaptığı bir çalışma olduğu zaman... ...onun törenini... ...Ulaştırma Bakanlığı mı yapıyor? Sen yapıyorsun. Sen çağırıyorsun şarkıcıyı... ...Tarkan'ı çağırıyorsun, bilmem kimi... ...çağırıyorsun. Konserler veriyorsun. O paraları da sen ödüyorsun. Ama burada metro çalışması olunca... Yok ben onu şimdilik gerekli görmüyorum deyip bir hava limanının olduğu yere yapacağın yapacağın iki tane duraklık bir metro çalışması yapacaktın. onu da yapmadın. E şimdi de diyor ki İstanbul'lular yapıyor diyor. İstanbul'lular yapsaydı ulaştırma bakanlığı niye karıştırdınız ki o işe? Ha şimdi izleyici soruyor diyor ki şimdi ben Tuzla Belediyesi'nden bindim diyor metro metro istasyonundan Tavşanlıya kadar geldim. Orada aktarma yapmadım, Sabiha Gökçen'e devam ettim. Bu para nasıl bölüşülecek o zaman diyor. Evet, Yine İBB'ye gidiyor diyor o zaman. şu. Doğrudur. Yani doğru. şu, şu, şu an tahsilatı İBB yapıyor. Ama Ulaştırma Bakanlığı dediğim gibi şu an yaptığı 4.4 milyar liralık harcamayı benim bildiğim bir yıl kadar önce bunun açıklaması yapıldı. O zaman da kıyamet koptu zaten. O zaman da Ekrem İmamoğlu ve CHP taraftarları engelleniyoruz. Şimdiye kadar yaptığınız hizmetleri, merkezi yönetim bir sürü hizmet yaptı belediyelere, AK Partili belediyelere. O zaman almayı düşünmüyordunuz da o paraları şimdi niye almayı düşünüyorsunuz? Yaptınız yan cebimize gelsin gibi düşünüyordu. Ya iyi güzel de kardeşim. AK Parti'de olduğu zaman belediyeler, büyükşehir belediyeler, İstanbul olsun, Ankara olsun, mümkün olduğu nisbette kanunda yazıyor zaten. Metroyu kim yapar? Yolu kim yapar? Ana caddeyi kim yapar? Şehirler arası yolu kim yapar? Şehirler arası yolu karayolları yapıyor. Tamam Ulaştırma Bakanlığı. Ama şehir içindeki tramvaydı, şuydu, buydu bunları belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. E yapmıyorsun sen. Merkezi yönetim de diyor ki kardeşim Ekrem İmamoğlu'na ben İstanbul'u feda edemem. Ekrem İmamoğlu yapmıyor diyerekten. E vatandaş da onu seçti. Cezalandırırım ben İstanbul'u demiyor. Bu sorun devasa bir sorun haline gelir. Biz eğer yeni seçimi bekleyecek olursak bu öyle bir kilitlenmiş hale gelir ki ondan sonra artık biz istesek de çok daha pahalıya bu olayı çözebiliriz diyor. Merkezi yönetim elini taşın altına koyuyor. Masrafının kendisi üstleniyor. Yapıyor. Yaptı. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı. Parasını Ulaştırma Bakanı verdi. Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya kendi kasasından verecekti veyahut da borç alıp yapacaktı. İkisini de yapmadı. Ulaştırma Bakanlığı bu işi yaptı, bitirdi. He şimdi 10 yılda, 15 yılda bunun parasını İstanbul Büyükşehir'den merkezi yönetim tahsil edecek etmesi de gerekir zaten. Yoksa diğer illerimize haksızlık yapılmış olur. İstanbul'a ayrıcalık tanınmış olur. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu konuyu çarpıtmaya çalışıyor. Bilet ücretleri doğrudur. Yani sonuçta Akbil üzerinden tahsilat yapıldığına göre hepsi toplanıyor. Hatta Marmaray, yani hiç ihtilaf yok Marmaray'da. Marmaray tümüyle TCDD'ye ait ve Ulaştırma Bakanlığına ait ama benim bildiğim gelirleri o belli bir şeyde paylaşıyorlar. De Marmaray'dan bunda, geçme oranı Ulaştırma Bakanlığına belediye tarafından ödeniyor. Bunu Ulaştırma Bakanlığı yapsa, belediye şey, e, İBB, İBB yapsa, Ulaştırma Bakanlığına gitse bütçesi, geliri akbil basıldığında anlarım. Derim ki burada evet saçma bir şey var. Şimdi bu ama bu tarafta farklı bir şey var. Siz yarım bırakmışsınız. Şimdi yarım kalan metro. Bakın iki sene önceki habere bakıyorum. İki sene önce ya 2020 sonu diyor ki yarım kalan metroyu Ulaştırma Bakanlığı devam ettirecek. Evet. O zaman niye gıklarını çıkarmıyorlardı? Yarım bıraktık biz bu projeyi demiyorlardı. Bakanlıkta 4.4 milyar TL daha verdik. O projeyi bitirdik diyor. İşte Akbil'de basarken onun bir bedeli olacak. Yani şimdi şeyi tünelleri böyle doldurdular toprakla. Yarım kalan bu proje bunu da toprakla Belki Marmaray gibi da. bir bölüşümü o teknik e, sistemi de altyapıyı da hazırlayarak belki Ulaştırma Bakanlığı onu e, bölüşümünü sağlayabilir. Önemli olan şey bence Ekrem İmamoğlu'nun halk yapıyor bunu vesaire şeklindeki e, topu taça atan açıklamaları halk yapıyor. Hepsini halk yapıyor. Sonuçta halkın vergileriyle yapılıyor bu. Ama halkın vergileri orada dururken onu Tarkan konserine harcayan, bilmem ne konserine harcayan, Arjantin'den dansçı getirip ona harcayan Ekrem İmamoğlu var. Bir de metroya harcayan Adil Karay İsmailoğlu var. Tamam. Bakın, Aradaki fark bu. Mehmet Beyhan gazeteci o da yazmış. Diyor ki Bakan Bey'in kendisine sormuştuk. Yapılan yapılan ödeneklerden kesilecek diyor. Çünkü İBB bu projeleri eksik bırakmıştı. O ödenekler de o projeleri yapsın diye verilmişti zaten İBB'ye. Yani aslında bir nevi yapması gerekeni yapmadığı için, yapması gerekeni yapmayıp konserlere, bilmem nelere, tablolara, şunlara, bunlara o paraları akıttığı için bir nevi kısmen zorla o hizmeti yaptırıyor e, İBB. Cumhurbaşkanının açıklaması da zaten ona yönelik. Yani eli İstanbul'da, gözü başka yerde vs. diyor. Daha başka açıklamaları da var Cumhurbaşkanı'nın dünkü o açılışta. Bu sözler de zaten bir anlamda ya size ödenek veriyoruz. Merkezi bütçeden para veriliyor. Bütün belediyelere veriliyor. Sadece Ekrem İmamoğlu'na değil. Ama bunlar ne için? İstanbul'a veya İzmir Belediyesi'ne verilen para İzmir'e hizmet etmesi için. Ama bunlar ne yapıyorlar? Tarkan konseri. Tarkan konseri. Arjantin'den dansçı getirip onu harcıyorlar. bakın yakalanınca da işte önce diyorlar ki işte o paranın gelirini şuraya bağışlayacağız diyorlar. Sonra diyorlar ki 3 milyon lirasını bağışladık diyorlar. Ve Otur. unutturuyorlar. Tabii. Helal olsun adamlar. Helal olsun derken yanlış söylüyorum ama... ...adamlar bakın nasıl alavere dalavere... ...önce ne dediler? Çok büyük fedakarlık yaptı Tartan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her zaman büyüklüğünü göstermiştir. Megastar olduğunu göstermiştir. Tunç Soyer söylüyor bunları. O İzmir'in kurtuluşu sebebiyle... ...vesilesiyle yapılan yıl dönümünde kutlama noktasında söylüyor. Tarkan her zaman mega starlığını bir defa daha gösterdi. Almadı. Ücret almadı. Sonra soruluyor. Ya bu platform falan filan bir tane kuruldu, yıkıldı. ...ikincisi kuruldu. Ağaçlar alındı, kesildi. Taşındı falan. Bunların masraflarını belediye yapıyor gibi gördük falan. He, sembolik kaşe kaşe pardon, sembolik değil. Kaşe. Kaşe fiyata aldı. Onu da bağışlıyor. Ha, hadi nerede? Nerede? Doğru, 7 Eylül. Geldik bir, 2 Ekim, 3 Ekim'e geldik. Bir kısmı dediler. O Heh. bir kısmı da 3 milyonmuş. Bakın Heh. o acaba geneli ne o Heh. 30 milyon. <laughs> <Yani>. 30, milyon. <laughs> 30 milyon. 30 milyon alacakmış. Ee, fedakarlıkta bulunmuş 3 milyon almış. 3 milyona kaç tane asgari ücret çıkar? Cumhuriyet yapsana bir hesap. Karar gazetesi yapsanız da bir hesap. Ahmet Davutoğlu eğer hesap yapamıyorsan hemen yanı başına koy bir hesap makinesi. 3 milyon lira Tarkan'ın bir gecede bir gece bile değil 3 saatte aldığı para... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından aldığı, götürdüğü para şu kadar bin asgari ücretlinin maaşı, 30 gün boyunca çalışmasının karşılığında aldığı para ediyor. Yapsanız da Yok, onu yapmazlar ama gelirler, dönerler, dolaşırlar bize Tunç Soyer'i güzellerler, Ekrem İmamoğlu'nu güzellerler. açılırken Ekrem İmamoğlu neredeydi hafta sonu? Ekrem evet. Bey de herhalde Ordu'daydı. Olabilir. Şeyin yani, dışındaydı. E, Tayyip Erdoğan e, Bodrum'da, bir ayağı Bodrum'da diyor. Sel olduğu zaman Bodrum'da çıkıyor. Bilmem bir başka felaket olduğu zaman bir başka tatil yerinde oluyor diyerekten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamaları var. Ay, dün de belki büyük ihtimalle İstanbul dışında da olabilir. Ama sonuçta da yaptığı açıklama doğru bir açıklama değil. İstanbullular yapıyor, Halkımız yapıyor bu harcamaları şeklindeki. Ben e, şahsen Arjantin'den gelen dansçıya 300 bin lira verilmesine onay vermiyorum. Hakkımızda helal etmiyorum bir İstanbullu olarak. Ama onlar oralara paraları aktarıyorlar. Halka hizmet noktasında oraya gelince efendim işte İstanbullular yapıyor, vatandaşlarımız evet. yapıyor diye algı oluşturuyorlar. E, millinin sürmanşeti, manşeti, altılamasının ikinci turu başladı diyor. Cumhuriyet'te emin adımlarla devam ediliyor. Karar manşetinde ortak aday imzası, ortak aday seçmede karar kılmışlar. Onun imzasını atmışlar. Ya yeni miymiş? Tabii Orta onu da, da ya. E, dokuz başlıkta uzlaştılar diyor Cumhuriyet bir de. Dokuz başlıkta dokuz başlık. uzlaştılar Önemli diyor. Ne başlıklar onlar? Bak şimdi başlıklardan bir tanesi eğitim. Çok çok önemli. Yani eğitim konusunda anlaşacak mıyız, anlaşmayacak mıyız? Bu konuyu belirlemek çok önemli bir şey. Savunma, savunma. Ya milattan önce 5000 yılına git, 10 bin yılına git. Bilmem, baldırı çıplak diyeceğim şimdi. Filozoflar bile her toplumun ana temel görevleri var. O yapılanmanın. Bir savunma der, iki sağlık der, eğitim der. Bunlar şimdi gelmişler. Milattan sonra bilmem kaçıncı asırda gelmişler. Eğitim konusunu bir başlık olarak böyle ha günaydın. Savunma konusunu başlık olarak belirledik. E, günaydın, günaydın. Yani sağlık var mı orada? Sağlık da temel ihtiyaçlardan, dini konular da temel ihtiyaçlardandır yani sonuçta insanların inanma noktasındaki doğru bilgilendirilmesi noktasında belki diyanet konusunda da bir başlık açmaları lazımdı ama dört tane beş tane orada muhafazakar parti var güya. Onların hiçbiri demek ki diyanet konusunda bir sıkıntı herhangi bir şey görmüyor olmalılar. Ama sabah akşam küfrediyorlar. Diyanet İşleri Başkanı şu adamla birlikte diyorlar. Bu adam halbuki ne yapmıştı? Mustafa Kemal'e lanet okumuştu. Lanet okumadıysa peki bütün lanet senin üzerine olsun mu? O günlerde tartıştık. Ne dedi? O Ayasofya'da dua eden imamımız sadece ve sadece Atatürk'ün ismini almadı. Duasında ki Atatürk'ü de anmadı. İsmet İnönü'yü de anmadı. Şunu da anmadı. Bunu da anmadı. Anmadı diyerekten birisine sen Mustafa Kemal'e lanet okudun der misin? Denilir mi böyle bir şey? He ne yaptı? Ayasofya'yı kendi ibadet amacı dışında kullanılması yanlıştır dedi. E şimdi sen bir Hayır, yandan... Orada da Fatih'in vakfiyesini hatırlattı. Benim tabii, sözüm tabii, değil, Fatih'in sözüdür dedi. Ki tabii, orada vakfiye duruyor zaten şey Ha Vakfiye orada dururken sen bir yandan çıkıp diyeceksin ki ya Ayasofya'yı Mustafa Kemal Müze'ye çevirmedi diye kendiniz Kemalistler savunma yapıyor bir kısmı en azından. E şimdi imama böyle diyecekler. Sanki Atatürk'ün ismini anarak bir lanet okumuş gibi algı oluşturup Üzerinden bir sene geçtikten sonra kalkıp Vay efendim Atatürk'e lanet okuyan şu hoca Diyanet İşleri Başkanı'yla birlikte şu fotoğrafta görüldü. E biz sizin CHP Genel Başkanınızın veya İyi Parti Genel Başkanı'nın birlikte olduğu insanları saymaya başlarsak oho. İşte daha geçen listesi yayınlandı. Meclise davet edip karşıladıkları kişi canlı bomba çıktı, bir diğeri Kobani'de öldürüldü, bir diğeri bilmem Kılıçdaroğlu'nun arkasında poz verdi, bilmem nerede gitti. Yani bırak öyle sözlü bir şeyi, yanlış bile olsa onların iddiaları o, yanlış diyorlar. Sözlü bir şey, kimsenin canına, malına bir saldırı yok ama sizin birlikte fotoğraf verdiğiniz kişiler gittiler, bakın polisi şehit ettiler. Ama adamlarda utanma sıkılma yok. Gene saldırıyorlar gene saldırıyorlar. O başlıklar tabii önemli. Eğitim diyorlar. Eğitim konusunda ben merak ediyorum şimdi. Bir yandan Saadet Partisi bizim bildiğimiz İmam Hatipler evet gerektiği kadar olması gerekir diyorlar. Onları açmamız gerekir. Vatandaşlar eğer talep ediyorlarsa bir ilde bir ilçede İmam Hatip isteniyorsa veliler tarafından o hizmeti devletin sunması gerekir diyor. Saadet Partisi bunu derken Acaba İyi Parti ne düşünüyor bu konuda? İyi Parti çünkü genel başkanının ağzından medeni bilgiler kitabını bütün okullarda zorunlu olarak okutma iddiasını dile getirmişti. O medeni bilgiler kitabında da Kur'an-ı Kerim o haşa uydurmadır diyordu. E, uydurmadır dediği noktada da İmam Hatip'e de gerek yok diyor demektir. CHP zaten ondan çok daha şiddetlisini söyleyecektir. Şki söylüyor şu an itibariyle. İmam Hatip her yer İmam Hatip oldu ya. Ve bu kadar İmam Hatip'e gerek yok diyorlar. E dolayısıyla şimdi eğitim konusunda evet altılı masa eğitime eğilmemiz lazım. Eğitim konusunda bir birliktelik sunmamız gerekir dediklerine göre hadi bakalım şimdi açıklasınlar. Bir ay mı, on ay mı, otuz yıl mı, kaç yıl toplansınlar dağılsınlar, toplansınlar dağılsınlar. Eğitim konusunda, imam hatip konusunda ne yapacaksınız siz? İmam hatipleri dediğimiz gibi ihtiyaç olan her yere açacak mısınız? Yoksa mevcut olanları bile kapatacak mısınız? 28 Şubat sürecinde öyle yaptınız. Orta kısmını bile külliyen kapattınız. Külliyen. Meral Akşener onu söylüyor. 28 Şubat darbesinin tek hedefi vardı. İmam Hatip okullarıydı diyor. E şimdi tekrar siz CHP ile koalisyon ortaklığına gittiğinize göre Onların kafaları, onların zihniyetleri tek amaçları vardır. İmam hatipleri kapatmak, köy enstitülerini belki açmaktır. O köy enstitüleri konusunda Saadet Partisi ne düşünüyor? Daha önemlisi İyi Parti ne düşünüyor? Komünistler Moskova'ya, komünistler Moskova'ya diyorlardı. Düne kadar köy enstitüleri için de bunu söylüyorlardı. Şimdi acaba yeni dönemde eğitim bakın bir tek eğitim konusunda neler var, neler? Birinin A dediğine birisi Z diyor. İstanbul Sözleşmesi hangi başlığa giriyor ki burada? Bakın onu hiç şey yapmamışlar. Halbuki sözcü ne diyordu iki hafta önce? Masada üç madde olacak. İstanbul Sözleşmesi de o maddelerden biri diyordu. Evet. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz. Kamu yönetimi, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans, estek, köstek hepsi var gibi görünüyor da. Ya aslında işte ne, ne yapalım? Ya Dostlar şimdi çıkışta gazeteciler soracaklar. Hatta gazeteler haberler yapacaklar. Bizim e, kendimize yakın gazeteler var. Cumhuriyet var, Sözcü var, Karar var. Bunlar bir şeyler yazsınlar. Vatandaşın önüne bir şeyler atmamız lazım ki vatandaş oyalansın. Yoksa bunlar toplanıp toplanıp dağılıyorlar diye eleştiri geliyor. E ne var? E i̇şte sektörel ve bölgesel konular. Ne demek sektörel ve bölgesel konular? bir başlık haline getirdiğine göre bir de altyapısı olsun yani bunun. E, sosyal politikalar. E tamam sosyal politikalar. Ne nedir yani sosyal politikalarda? Ne diyorsun? Dış politika ve güvenlik. E dış politika ve güvenlik konusunda da gene ben söyleyeyim bu arkadaşlara. İyi Parti sınır ötesine asker gönderelim diyor. CHP göndermeyelim diyor. Bunu farazi olarak söylemiyorum, tahmin olarak söylemiyorum. Mevcut tezkerelerdeki CHP'lilerin kullandıkları oy üzerinden söylüyorum. Hayır dediler. Hayır oyu veriyoruz. HDP de öyle yapıyor. Biz de onlarla birlikteyiz. Hayır Suriye'ye asker gitmesin dediler. Libya'ya asker gitmesin dediler. CHP'liler söyledi bunu. Vekiller bu yönde oy kullan. İyi partiler ne yaptı? Altılı masanın içerisindeki Libya'ya askerimiz gitsin. Suriye'ye askerimiz gitsin. Suriye'de askerimiz olmazsa Mersin'de polis evine bunlar saldırırlar. Bir kere saldırdılar. PKK yandaşları bile hayret etti. Ya PKK böyle bir şey yapamıyordu 5 yıldır, 4 yıldır. Nasıl yaptı bunu diyerek de onlar bile şaşkınlıklarını dile getirdiler. Ama Suriye'de bizim askerimiz olmazsa sabah akşam Allah korusun diyelim gene Mersin'de bir polis evine saldırı, Hakkari'de bir askeri karakola saldırıyla uyanırız. Dolayısıyla Suriye'de askerimiz olması lazım diyor İyi Parti. E peki CHP hayır diyor buna. E nasıl siz birlikte hareket edeceksiniz? Dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir şey yok. Eğitim konusunda Darwin teorisi tekrar kitaplara, ders kitaplarına girecek mi? O konuda ben bir açıklama beklerim. Saadet Partisi'nden bir açıklama beklerim. Yıllarca biz AK Parti'yi eleştirdik, eleştirdik, eleştirdik. Ya ders kitaplarındaki Darwin teorisini tek alternatif olarak gösteren, bilimsel gerçek olarak çocuklara yutturan o anlatımları bile kaldıramadınız. Doğrusu nedir? Bir tarafta der ki Darwin teorisi insanın gelişi işte maymundandır der. Bir de yaratılış inancı var. Yaratılış inancını da anlatırsınız. Darwin teorisini de anlatırsınız. Darwin teorisinin arka planında şu, şu 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 bilimsel kendilerine göre dayanakları vardır. Yaratılış inancının da inanç sistemidir bu. Aslında bilimsel bir ispatı gerek olmamakla birlikte yine de şu şu şu, şu bilimsel dayanakları da bunun da vardır dersiniz. Mesela ya maymundan geldiysek, e şimdiki maymunlar niye insan olmamışlar dersin. E o da verebiliyorsa cevabını versin. Şimdi bu ikisini bir arada ama ortaokul öğrencisine, lise öğrencisine sunarsınız. Bu da bir teoridir, bu da bir inançtır dersiniz. Bugün yeni yeni daha bunlar yapılabiliyor. Ama CHP zihniyetine sorarsan, yaratılış inancını kaptan hepsine at, ders kitaplarından çıkart, sadece Darwin teorisini... Teori olarak da değil, bilimsel gerçek diye çocukların kafasına sokacaksın, zerk edeceksin diyor. Esadet evet. Partisi bu konuda ne düşünüyor? Merak ediyorum. Evet, şimdi bir de bir ifade daha vardı orada. Ee, şey diyorlar, altılı ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak diyorlar. O da sözcüdeydi. Cumhuriyet'te de bakın şeye başlamışlar biz öndeydik, şöyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, AK Parti silindi, bitti diyorlar ama yine ufaktan başlamışlar seçim hileleri. Aslında seçim hilesi yapılabilir, şu olabilir ki onu da şeye dayandırmışlar. 2017 referandumda 104 ilçedeki 2 milyon oy damga vurmuştu. Kuşkulu oylar saraya taşıdı diyor. Kim söylüyor? CHP'nin reklamcısı Necati Özkan. 2017, 2015, 2017 karşılaştırmasını vermiş. O karşılaştırmada oyların arttı artışına ilişkin bir de tablo vermiş. O tabloun o tablodaki artışı da 2017 referandumuna etki eden ilçeler diye vermiş ve bunun da kuşkulu olduğunu söylemiş. Normal olmayan oylarda bu diye söylemiş. Başlamışlar yani ufaktan ufa hile olacak oluyor. Oldu bakın daha önce de demeye ki onu da açıktan hile değil mi? Kuşkulu oylar diyor. Evet. Ben kendim yaptığım eleştirileri bir başkası yaptığı zaman ona hemen karşı çıkmam. Ben ilkeli adamım. Mantıki tutarlılığımı önce kendi zihnimde oluştururum. Ve herhangi bir şekilde de mantıki savunmalarımda çelişkiye düşmemek isterim. Şimdi ben şunu yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu lehine neticelerde Yanlış olduğunu, sahtekarlık olduğunu iddia ettim ve bunun arka planda da dayanağım şuydu. Dedim ki, ya meclis oylamasında şu oy çıkıyor AK Parti'ye, 100 çıkıyor. Ama belediye başkanlığında 85 çıkıyor. İlçe belediyesine bakıyorsunuz gene 100 çıkıyor. Ama büyükşehirde 85 çıkıyor. Bu mantıki bir şey değil. Yani Ekrem İmamoğlu çok çok başarılı, çok bilinen birisi eziyor, geçiyor şeklinde bir iddiası CHP'lilerin bile yok. Dolayısıyla bunun karşılığında bir izaha muhtaç bir durum var. Niye meclis üyeliğinde AK Parti'ye oy verenler belki seçmenler, belki seçmenler demokrasiye çok bağlıdır. Doğru, çok ee, mu bağlı? Şeyde il genel meclisinde muhalefete düşürelim CHP'yi ki denetlesin. Yani demişti. Yani <laughs> evvelki yıllarda varsa öyle bir denemeler veya diyelim ki işte AK Parti'nin kazandığı yerde de tersinden öyle bir şey olduysa AK Parti kazanmıştır Bursa'da. Ama meclisinde, Bursa'nın meclisinde CHP kazanmıştır. Ha, seçmenin böyle bir eğilimi var deriz. Ama bakın ben orada CHP'nin üçkağıtçılık yaptığı noktasında bunu söyledim. Peki şimdi arkadaşlar çıksınlar desinler ki şu ilçelerde ...2015 seçimlerinde... Ne oldu da? Rakam ya, versin. Rakamları evet. çıkarsın versin bana. 2017'de şöyle oldu. 2018'de tekrar öbür türlü oldu. Dolayısıyla 2017'deki referandumda... ...üç kağıt var desinler. Eyvallah diyeyim. Ama diyemiyorlar. Sadece ilçe ismi yazıyorlar buraya. İlçe. iyi de o ilçede Ama ne öyle olduğunu demiyor. bir bakın. Anlat. Diyor ki... E, ...sağlıklı bir seçim yapılsa... 433 bin fark atacakmış aslında şeyde o ilçelerde toplamda. Evet, o öyle 2 bir milyon... iddiada bulunuyor. Ama başlığı bir kere sahtekarca. Başlığı gösterirlerse arkadaşlar nasıl bir algı yapıyorlar? 2017'deki seçim ne en seçimi? Referandum. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş oylaması. Bunlar ne diyor? Kuşkulu oylar saraya taşıdı. Yani sanki 2017'deki seçimle Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki 2017'de sadece anayasa değiştirelim mi? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim mi? Ki evvelki sistemde %35'le bile başbakan olunabiliyordu. Ama 2017'deki referandumla %50.01 ile ancak Cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz. E, dolayısıyla daha da zorlaştırmış bunu. Buna rağmen ne diyor? Saraya taşıdı diyor. Kuşkulu oylar saraya taşıdı. Ya Cumhurbaşkanlığı seçimini en son 2018'de yaptık biz. 2018'deki seçimde de %52 Tayyip Erdoğan oy aldı. Muharrem İnce, sizin adamınız, sizin adayınız o da %30 nokta küsur aldı. E şimdi nasıl saraya taşımış oluyor? %52 oy almış Tayyip Erdoğan senin adayın yüzde otuz oy almış. Neredeyse yarı oranında oy almış. Ama kuşkulu dört bin oy Tayyip Erdoğan'ın saraya taşımış oluyor. 400 değil ya. 400 değil. 10 milyon fark attı ya. 10 milyon. 10 milyon fark atan Tayyip Erdoğan'a diyor ki kuşkulu oylar saraya taşıdı. Orada ta sahtekarlık. içeride de benzer sahtekarlığı devam ettiriyorlar. İşin doğrusu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte olmazsa olmaz değil bence demiştim ben. Olabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemi de olur. Parlamenter sistem de olur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de olur. Ama İstanbul Sözleşmesi olmaz kardeş. Toplumsal cinsiyet diye topluma siz insanlara, bu ülkenin insanlarına, Müslüman insanlarına eşcinselliği dayatırsanız o olmaz. Oturur konuşulur Cumhurbaşkanlığı sistemi ki Tayyip Erdoğan da son açıklamalarında belki bir gözden geçirmek gerekebilir. Eksik yanlarını revize edilir. Revize edilebilir diyor. Ama bunlar da hep anayasa değişikliğidir. Başkanlıktan Dol vazgeçeriz demiyor mu? Demiyor. Dolayısıyla bazı noktalarda belki değişiklikler yapabiliriz diyor. E altılı masaya bakıyorsunuz. Altılı masada şimdi ortak adayla bunları değiştireceğiz diyor. Ya ortak aday ...gösterip göstermeyeceğiniz bile belli değil. Hayır, zaten ortak aday çıkarmak için bir ittifak kuruluyor. Evet. Ortak aday bilmem kaçıncı turunda... 9. aydan sonra... Ortak adayda mutabık olduğunu söylüyor. Bundan sonraki turda da herhalde mutabık olmada mutabık olduklarını evet, o, söyleyecek. O öyle bir açıklama daha yapacaklar. Sonra bunu geliştirecekler. Bunun arka planında analizler, profesörlere davetiye çıkartacaklar. Mutabık olmakta, mutabık olmak nasıl bir şeydir? Bunun uzun uzun analizlerini yapıp milleti oyalamaya devam edecekler. Çekin söyleyin kardeşim ya. Adayımız şudur deyin. Kemal Kılıçdaroğlu'dur deyin. Abdullah Gül'dür deyin. Bakın son hafta yine kafayı çıkarttılar. Yine efendim AK Parti'nin icraatlarında sorumluluk üstlenmiş kişilerin söz sahibi olmaması gerekir şeklinde yine bir açıklama yapıldı. Bakıyorsunuz devam ediyorsunuz Halk TV'de daha düne kadar AK Parti'de siyaset yapmış milletvekillerini izliyorsunuz. Adam utanmadan, sıkılmadan çıkıyor diyor ki 2015'te bombalar patladı, bilmem neler oldu. Seçim şöyle oldu, böyle oldu diyor. Karşısındaki CHP zihniyetli adam da diyor ki, "He onu bir açsanıza ya. Zaten Ahmet Davutoğlu da 2015'te 2000 ee, Haziran'la Kasım arasında olanları anlatırsam yer yerinden oynar demişti. Patlayan bombalar falan filan diye Selçuk Özdağ AK Partili eski vekili önünü açmaya çalışıyor. Hemen oradan lafı başka yerlere geliyor. Ya onu öyle demedi de Ahmet Davutoğlu. E, ne dedi kardeş ya ne dedi? Bunu 2015'te söylemedi Ahmet Davutoğlu. Tayyip Erdoğan'a savaş açtıktan sonra dedi ki bir şeyler açıklarsam yer yerine açıkla ya. Daha neyi açıklayacaksın? Yani şu ana kadar açıklamadın ne kaldı ki senin daha hala ortalığa tehditte bulunuyorsun, şantaj yapıyorsun. Ve sonuçta da 2015 yılında Selçuk Özdağ AK Parti'nin içerisinde siyaset yaptığını unutup 2015 yılındaki AK Parti'yi eleştiriyor. Ya sen o zaman milletvekili seçildin ya. Haziran'da da seçildin, Kasım'da da seçildin. 2018'de ayrıldınız siz. Onun bile farkına varamayacak kadar kafayı yediler artık. 2015'te olanları eleştiriyorlar. O zaman sen de o işin içindeydin demektir. Tezgahın içindeydin demektir. Bombaları sen patlattın o zaman. Eğer bombaları patlatarak AK Parti seçim kazandıysa Ahmet Davutoğlu ben kazandım yüzde 49 yaptım AK Parti'nin oyunu derken demek ki bombaları patlatan da oymuş diye birisi sorduğu zaman da duvara toslarsın ki soruyorlar zaten. Ama sorduktan sonra devamını getirmiyorlar. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu bizim masada diyorlar. Fazla da sıkıştırmayalım adamı. E işte kenarından köşesinden Tayyip Erdoğan'a bir küfür ettirebilirsek kerkerdir diye düşünüyorlar. Evet, Cumhuriyet'in birinci sayfasında bir haber daha var. O paralar nerede? SGK'nın bakanlığa ödediği tutarın 42.3 milyar TL'si buharlaştı. Sayıştay'ın raporuna göre SGK bakanlığa bağlı hastanelere ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmetleri giderleri için 81.160 milyon TL ödeme yaptı. 42.3 milyon nerede kullanıldı ise bulunamadı diyor. Uzmanlar o para şehir hastanesine mi aktarıldı diyor. <laughs> Son kısmı çok ilginç ama. Yani sanki uyuşturucu ticaretinde kullanılmış gibi şehir hastanesine yani sağlıktan ki para sağlığa mı aktarıldı yine? Deyip tepki gösteriyorlar aslında. Gibi. Yani işte sorgulamazsanız Cumhuriyet kafasıyla e, kafanızı gidip duvara toslamak istiyorsanız işte bu haberleri de o Cumhuriyet okurları alırlar, bakarlar, okurlar ama öz eleştiri diye bir şey yok. Ya burada ne diyor ya? Şehir, hastane, e, şehir hastanesi de dahil olmak üzere bütün hastanelere verilen paradan bahsediliyor. Veyahut da eğer diyor sanki ya 41 milyar 43 milyar nerede? 41 verilmiş görünüyor ama 81 verilmiş aslında diyorsan bunların içerisinde şehir hastanesine verilen para yoksa Hayır. E, şehir ha. hastanelerine verilen para olduğu kesin. Ha, şunu dese yani. Baştan başlarken 42.3 milyar TL ortadan kayboldu diyor. Bakın buharlaştı diyor çünkü üst başlığında. E, Ama altına indiğinde o para şehir hastanelerinde e, kullanıldı diyor. Şimdi bu iddiayı kim dile getirmiş diye ben hızlıca bakayım dedim. Bu arada da Sağlık Bakanlığı'na da bir açıklama yapmaları için hem de Çalışma Bakanlığı'na da bir açıklama yapmaları için SGK bu para buharlaştı diyorlar. Bu ahlaksızlığa, bu yalancılığa, bu sahtekarlığa bu rezalete cevap vermeleri gerekir. Öyle ya bunlar bize bir zarar veremez. Neyin ne olduğunu açsın herkes bakar resmi raporlarda. Görür rahatlığını bıraksın resmi makamlar. Hem Çalışma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı çıkıp sahtekarsınız, yalancısınız, üçkağıtçısınız. Siz mafya babalarının ağzıyla haber yapan uşaklarsınız netliğinde açıklama yapmaları lazım. Ben merak ettim bu iddiaları dile getirenler kim diye. iki tane doktordan bahsediyorlar. İki tane doktor böyle bir rapor çıkartmış. Efendim işte Sayıştay'ın verilerine baktık biz. Ya Sayıştay verilerinden sen anlamıyorsan e çıkıp da piyasaya bir de Doktorum diye geçinme veyahut da insanların doktorlara olan güvenini zedeleyecek şekilde böyle saçma sapan evet. açıklamalar yapma. Arkadaşlar o iki doktorun tweetlerini Vereceğiz. verebilirlerse. Vereceğiz ama veremiyoruz. Dünya Habitat Günü dolayısıyla Çevre Bakanı Murat Kurum konuşuyormuş. Biz de kapanışı yapmış olalım. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun diyelim. Buluşmak ümidiyle inşallah.